Manşete hoş geldiniz. Gerçekten hüzün verici bir gün. Dakikalar, birkaç saat önce veya da son birkaç saat içinde Açık Radyo'nun... ...karasal yayınının sona erdiği anlar bu şekilde... ...Instagram canlı yayınıyla verildi. 30 yıllık bir radyo. Yani neredeyse özel radyolar açıldığından beri. 90'lı yılların başında özel radyolar önce korsan olarak başladı. Ardından yasası geldi filan. 92'li 93'lü yıllarda belli ki açık radyoda o kadar eski. Tabii ben açık radyoyu ilk çıktığı yıllarda bilmiyordum. İstanbul'a göçtükten sonra Ankara'dan dinlemeye başladım. Samimi olarak belirteyim ki 2002'li 2003'lü yıllardan 2010 11'e kadar belki hemen her gün yolda aracımla işime giderken açık radyo açıktı ve dinlerdim. Ve dinliyordum. Sonra tabii koptuk başka mücadeleler girdi. Buraya geldik filan bıraktık ayrı bir konu. Farklı bir radyoydu. Farklı bir tınıydı. Farklı şeyler söylüyordu. Bir alternatif ortaya koyuyordu. Elbette simgeleşmiş isim Ömer Madra zaten şu anda da onunla kapanırken. O kapanışı onun yaptığını görüyorsunuz. Her şeyiydi. Açık Radyo'nun Ardanzi'ye ki Ömer Madra'nın sabah saat 8'de o tarihte yayını vardı ve ben onunla başlardım güne. Büyük bir üzüntü. Umarım döner, umarım itirazlar sonuç verir ki kapatma kararına itiraz ettik. Yeni lisans başvuruları yapacağız. 95.0 FM frekansı bu sabah saat 13'te ilan etti ve kesildi. Saat 13'ten itibaren yayın kesildi. Umarım kısa zamanda tekrar döner. Geçici bir karar olur mu? Geçici bir karartma olur. Fakat bir veri, yani bugün içinde yaşadığımız süreci nasıl sahte, nasıl kurgu, nasıl mizansen, nasıl oyun, nasıl bir maskeli balo olduğunu göstermesi yönüyle önemli. Maskeleri düşürmeye çalışıyoruz. Bir tarafta açılım, demokrasi, hukuk diyorsun. Öbür tarafta da böyle sesleri kesiyorsun. Yani Freedom House, özgürlük evi, özgürlükler evi diye de çevirebiliriz Türkçe'ye. İnternette özgürlükler raporunda, internetin özgür olmadığı ülkeler arasındaki yerini koruyor demiş Türkiye. Rojin Kaba, Kaba İş. 27 Eylül tarihinden itibaren kayıptı ve Van Gölü kıyısında bir noktada cesedi bulundu. Otopsisi yapılmış ve Van gizlilik kararı neticesiyle paylaşılmamış. Yani bir takım şeyler de saklanıyor. Aman bu bir yere dokunur, bir siyasiye dokunur, bir güç odağına dokunur, aman ilçe başkanına dokunur, il başkanına dokunur filan. Ve bu dönem hep böyle işte sihirli bir şey laflarla, hani süslü laflarla, sihirli demeyeyim de süslü laflarla geçiştiriliyor. Gizlilik kararı, yayın yasağı kararı, şu bu maalesef. Hicran. İnsan Hakları Derneği Merkezi Kadın Komisyonu olayda birçok şüphe var. Savcılık makamı tüm şüpheli durum ve bulguları değerlendirerek geniş bir soruşturma yapmalı demiş. Bakalım. Hemen de defnet, Yani aynı şey Narin Güran'da da olmuştu. Yani Narin Güran bulundu, otopsi yapıldı, ertesi gün defnedildi. o, o gün yayında Belirttiğimi hatırlıyorum yani bir dakika tutun birkaç hafta morgda çünkü soruşturma devam ediyor başka bir şeye ihtiyaç olur filan. Sonra tekrar mezarını açtılar bir şeyler aldılar kapattılar. Şimdi burada da aynısı oldu. Hemen cenaze merasimi ve defin. Tamam anlıyorum yani Anadolu'da özellikle e, elbette ölü bekletilmez. Hemen sabahında sabah ölmüşse öğlen Öğlen ölmüşse akşam neyse bir an önce cenaze namazı kılınıp defnedilmeye bakılır ama bu normal sıradan vakalar için geçerli. Burada bir suç soruşturması var. Suç soruşturmasında ölü bekletilir. Çünkü ölü konuşur, nasıl öldüğünü anlatır. Ama siz onu oraya defnettiğinizde, yani morgda tutmadığınızda defnettiğinizde bütün o deliller mezarda, toprağın altında bile olsa kaybolmaya başlar. Zaten yeterince kaybolmuş göl kenarında bulunduğuna göre. Narin Güran'da da aynısı oldu. E sonra bir takip edin bir hafta iki hafta sonra bir ay iki ay sonra ha, tekrar mezarı açalım şey mezarı açtığında o bıraktığın ceset yok ki yani bekle yani suç soruşturması var devam ediyor ve cesetler konuşur anlatır en iyi tanıktır cesetler suç soruşturmasını ben mi öğreteceğim insanlara tut bir hafta iki hafta sonra ne olacak her şeyi bitir ondan sonra da defnedersin ben de anlatıyorum çok sıkıştı cumhur krizine çözüm arıyor derken e, lisanın esnekliğinden de yararlandım. Yani bir halk kendi krizine çözüm ararken öbür yanıyla da Cumhur İttifakı denen iktidar ortakları içine düştükleri kriz ve buradan nasıl çıkarız iktidarımızı nasıl devam ettirebiliriz buna çözüm arıyorlar. Şimdi bunu söyleyince de işte çok sıkıştı e, ne yapacağını bilemiyor e, işte onun için böyle bir hamle yaptı. Falan dediğimizde de ya hep aynı şeyi söylüyorsunuz diyorlar. Şimdi hep aynı şeyi söylüyorsunuz diyen insana şunu söyleyeyim. Evet sıkıştı sıkıştığı için bu hamleyi yapıyor. Fakat her defasında da Türkiye'de biri ya da birileri ona o fırsatı veriyor. Ona o altın hayat öpücüğünü veriyor. Altın kıymetindeki hayat öpücüğünü veriyor. Bu iktidar bin kere giderdi. Bu iktidarın yaptığı işlerin 10 binde birini, 100 binde birini herhangi bir batılı iktidarın herhangi bir ortağı neyse bir parti yapsa orada duramaz. Saatler içinde gider. Fakat bu iktidarı orada tutan özellikle son 10 yıldır 2013'ten bu tarafa artık 11 oldu. 11 yıldır orada tutan içeride ve dışarıdaki gizli açık ortakları. Açık ortak devlet bahçeli ama gizli ortakları da var ve muhalefet. Görüyoruz hepsi Birer birer böyle listeleniyor. Yani Meral Akşener sonuncu eklendi. Ondan önce Muharrem İnce vardı. Arada Sinan Oğan, bir sürü isim. Şimdi her sıkıştığında hayat öpücüğü veren bunlar. Hayat öpücüğü veren iç ve dış odaklar, iç ve dış ne bileyim sermaye grupları, basın, ömürü belki. Onun için evet bir kriz oluyor. Evet bir sıkışma oluyor. Sonra birileri yardımına koşuyor. On, yani söylediğimiz, verdiğimiz tespitte, yaptığımız analizde neyse. Hatalı değiliz. Ama her defasında bir çıkış buluyorsa, her defasında kendini kurtaracak bir yol buluyorsa e orada buna neden olanlara bakmak lazım. Ben kahin değilim geleceğe haber verecek. Kısa orta vadede şu olur falan diyeceğim. Hayır. Kimse de bir kehanette bulunamaz. He, hele şu devirde, hele şu günlerde. Sadece mevcut durumu tespit ediyorum. Şimdi kredi kartı limitinden 750 TL kesinti öngören teklifi AKP geri çekti diyorlar ama adam açıklama yapıyor. AKP'nin meclisteki çobanı sarayın Erdoğan'ın bu yönde talimat verdiğini diyor. Yani Erdoğan bakıyor vaziyete, iş sarpa sarıyor, çekin diyor. Neden oldu bu? Bu sosyal ağlardaki kampanyadan ve vatandaşın vozurdamasından oldu. Halk bunu vergi olarak değil, halk bunu savunma sanayi fonuna gönüllü destek olarak değil, haraç olarak algıladı. Ne yapıyorsunuz siz dedi. Ve işte son güven köprüleri de yıkılıyor. Bunu görünce de geri adım attı. Bir infial oldu. Geri düne kadar Maliye Bakanı ya bu tamamen savunma sanayi fonuna gidecek filan diyordu. Fakat anlatamadılar. Köfteci Yusuf kabine revizyonuna sebep olabilir. T24 kulis haberine göre önceki bakan Vahit Kılıççı tekrar tarım bakanı olabilirmiş. Hatırlayın birkaç gün önce yalanlanmadı da o. Önceki bakan bakanlıktan ayrılırken iki skandal var orada. Bir eski bakanlara hayat boyu kullansın diye pasat makam aracı tahsis ediliyor. Pasat, Volkswagen Pasat. Şimdi bu bir skandal. Yani 6 ay bakanlık yaptıktan sonra hayat boyu makam aracı altında. Bu bir skandal kamunun parasıyla. Öbür tarafta milletin kredi kartından 750 TL almaya çalışıyorsun. Neyse. İkinci skandal da şuydu. O Vahit Kirişçi eski bakan giderken A8 Long. Yani e, Audi'nin makam aracı konseptinin en lüks aracını da beraberinde götürmüş. 20 milyonluk araba deniyor Türkiye'de. Şimdi neyse beraber yanında beraber götürünce de yeni bakan İbrahim Yumaklı o arabayı tekrar Merkeze çekmenin yoluna bakıyor. İşte servis merbis bahanesiyle e, bakanlığın garajına çekiyorlar. Sonra da iki bakan birbirine giriyor. İki bakan birbirine girdikten sonra aralarında ne geçtiğini bilmiyoruz. Tekrar araç Vahit Kirişçi'ye tahsis e, ediliyor. Eski bakana. A8 Long Audi 20 milyonluk araba. Şimdi kulis o ki Vahit Kirişçi tekrar tarım, e, tarım Bakanı oluyormuş. Yani adam giderken belki de öyle düşündü. Yani ben bu A8'i de götüreyim zaten tekrar döneceğim. <laughs> o arada eski bakan gene Berat Albayrak Erdoğan'ın damadıdır. Kızı Esra ile evli. O da Enerji Bakanı olarak kabineye dönecek, dönebilir deniyor. İçişleri Bakanlığı için Efkan Ala ve İ Ali Sanarsan'ın Adalet Bakanlığı için Hayati Yazıcı ve Bülent Turan'ın ismi öne çıkıyor diyor. Bülent Turan zaten bakan yardımcısıydı galiba. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları yıprandı. Onların artık değişeceğine dair çok da işaret var. Erdoğan tek adam yönetimleri böyledir. Altta kullandığı kişiler yıprandıkça değiştirir. Kıza çeker. 6 ay bir sene, 2 sene sonra dönerler. Berat Albayrak gibi. Efkan Ala gibi. Efkan Ala'nın İçişleri Bakanlığı için düşünülmesini de önemsiyorum. Neden? Çünkü hatırlayın Bahçeli birazdan geleceğiz ona. Dem partililerle meclis genel kurulunda meclisin açıldığı ilk gün El sıkışırken, tokalaşırken hemen arkasındaydı. Yani yeniden çözüm sürecini götürecek heyetin içinde isimlerden biri. Haliyle bu dönemde, bu nazik dönemde çözüm süreci başladı başlıyor. Müzakereler, istikşafi görüşmeler falan. E, F kanalı İçişleri Bakanı olarak düşünülüyorsa bir taşta iki kuş. Bir, F daha önce yaptığı işi yapacak. Çünkü o meşhur Dolmabahçe'de verilen görüntüde F da vardı. İki... Ali Yerlikaya, yıpranmış Ali Yerlikaya'yı alacağız. Efkan Alay'ı koyacağız. Bir yönüyle de bir tazelenme olacak. Yani nasıl bir tazelenme ise eski adamlarla yeni adamları sürekli değiş tokuş yaparak tazelenme. Ama işte tek adam yönetimlerinin tabiatı budur yani. Bakın Adam Smith Ünüs, e, Enstitüsü Türkiye Avrupa'nın milyoner artışında lider olacak diyor. Türkiye ile ilgili hiç olumlu haber yok mu? Var işte bu. Nasıl olumluysa tabii. Nakit, hisse senedi, emlak ve özel emeklilik fonları gibi. Varlık sınıflarında 1 milyon dolardan fazla net servete sahip kişi oranında öngörülen %34'lük artışla Avrupa'da en iyi performansı gösteren ülke. Ülkeniz, ülkemiz Avrupa'da en iyi performansı gösterdi. Hangi konuda? Milyoner artışında. Cumhur krizine çözüm arıyor. Buradan ee, ilham oldu bana ve ee, bir gün güzel toparlamış. İşte Saray rejimi her geçen gün hızlanan aşağıya doğru gidişi İsrail tehdidi ve yeni anayasa tartışmasıyla durdurmaya durdurmayı hedefliyor. Açılım kartını masaya süren Cumhur İttifakı saray rejimini Erdoğanlı bir geçişle dönemin ihtiyacına göre takip etmek istiyor. Çözüm iktif, çözüm sürecinin neresindesin? Ya kardeşim çözüm süreci yok ki daha. Bir ortaya çıksın bir bilelim de. Ondan sonra bir şey söyleyelim. Yok. Bir tokalaşma var. İki edilmiş laf var. Bir de Öcalan üzerinden kandille yalanlanmayan bir köprü kurulmaya çalışıldığı meselesi var. 3-4 böyle birbiriyle alakasız gelişme. Çözüm sürecini savunuyor musun? Yanında mısın? Arkasında mısın? Yok ki ortada bir süreç başlasın da önce. Hani Cengiz Çandar'ın tabiriyle bir şey pişiriliyor belli ki. Bir önümüze gelsin bakalım. Ama bu ayak sesleri iyi kokular gelmiyor oradan yani. Bunu her, hemen herkes de söylüyor. Ha elbette bir heyecan var. E, Kürt siyasal hareketinde ve elbette tabanında bir heyecan var. Acaba bir şeyler olabilecek mi diye. E, o heyecanı da e, hafife almıyorum, önemşemiyor değil, önemşemiyor diyelim. Fakat e, tekrar bir umut kırıklığı olmasın, bir hayal kırıklığı olmasın diye de çabalıyoruz burada. Cumhur krizine çözüm arıyor derken, e, bir gün gazetesi manşetteki ifadeyi çözümü tırnak içine almış. Ben altta, KJ'de görüyorsunuz, krizineyi e, şey aldım. E, tırnak içine aldım. Çünkü tırnak içine aldığınız ifadeye göre anlam arasında işte nüans olabilir. ...onu da sizin anlayışınıza bırakıyorum. Şimdi Bahçeli'nin dünkü Öcalan'a çağrısı... ...çıksın terörün bittiğini ilan etsin. Bir kere terör yok ortada. Yıllardır terör yok. İki, muhatap Öcalan olayı var. Üç, Devlet Bahçeli... ...Öcalan'la Kandil arasında bir köprü kurulduğu... ...bir görüşme sağlandığı veya görüşme olduğuna... ...bir istikşafi bir denemeler olduğunu falan... ...bununla da kabul ediyor. E, Öcalan'la Kandil arasındaki köprüyü kim kuracak? Ankara kuracak. Belli ki istihbarat devrede. Bu çıkış önemli çünkü... Yani bir biçimde Öcalan'a adım atmaya zor. Öcalan'ın da bundan haberi var. Yani odasında radyosu var, televizyonu var. Canlı yayında seyretmiştir Devlet Bahçeli'yi. Ne demek istediğini de anlamıştır. Bakalım. Göreceğiz. Fakat bir paket yok. Bir demokratikleşme paketi yok. Bir hukuk paketi yok. Ne olacağına dair bir hiçbir şey yok ortada. Hani neyin yanında duracağız veya karşısında olacağız. Sadece çık açıkla. Bakalım. Bir şeyler pişiyor ama Göreceğiz. Cengiz Çandar Karar Gazetesi'ne e, konuşmuş. Ve orada Selahattin Demirtaş'ınla Selahattin Demirtaş'ı Haziran ayında ziyaret ettiğini anlatıyor ve o günden bugüne de görüşünü değiştirdiğini zannetmiyorum diyor. Demirtaş e, Erdoğan ve Bahçeli ile görüşmekten yana son görüşmemizden sonra fikrinin değiştiğini sanmıyorum demiş. Yani Demirtaş'ın da Erdoğan ve Bahçeli ile görüşülmesinden bu konuda acaba ne istiyorlar? Çözüm süreciyle kastettikleri nedir? Ne verecekler? Ne olacak? Nasıl ilerleyeceğiz? bu konuda Demirtaş'ın okeyi olduğundan bahs bahsediyor. O Arada DEM Parti eş başkanları bugün Figen Yüksekdağ ki HDP'nin eş genel başkanıydı. Selahattin Demirtaş'la birlikte yarın da Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceklermiş. Bu da önemli. Mutlaka içeriden ne bir nasıl bir perspektif geleceği önemli. Selahattin Demirtaş olumlu bir perspektif verecektir. Cengiz Çandar'ın açıklamasından da bunu anlıyoruz. Ama iş nereye gidecek? Bunu zamanla göreceğiz. Yani pakette ne var bilmiyoruz. Ama o arada tabii gözaltılar devam ediyor. Tutukluluk ıı, işkencesi devam ediyor. Cezaevindeki hastalar, yaşlılar onlara eza cefa devam ediyor. Kürt siyasal hareketini kastederek söylüyorum. Demirtaş içeride, Öcalan içeride haksız yere tutuluyorlar. Neyse. Öcalan açısından 25 yılı doldurdu ve uluslararası Ceza işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde devam eden bir dosyadan mütevellit. Yani 25 yılı dolduranın şartlı tahliyesi gibi seçenekler var filan. Bakalım olacak mı? Tabi cumhur krizine çözüm arıyor da bir diğer başlıkta İsrail meselesi. İsrail üzerinden bir korkutma. Can Dündar iki aydan ne oldu da? Temmuz sonu İsrail'e gireriz derken Eylül sonu İsrail bize girer noktasına geldik. Ve demir kubbe için para toplamaya başladık anlayan var mı? Demiş. Demir kubbe için para toplamaya başladılar ama sonra da bunu geri geri çektiler tepkiler üzerine ama e, korkutma devam, hala da devam ediyor ki e, tehlike ülkemize yaklaşıyor. E, bunu göremeyen şahsiyetler varsa da biz riski görüyor, her türlü tedbiri alıyoruz. Yani hiçbir şey, hiçbir risk yok. İsrail şu anda Gazze'yi dümdüz edip orayı orayı yeni yerleşimcilere açmaya çalışıyor. Her gün saatlerce e, 7 Ekim'den bu tarafa. Gazze'de ne oluyor bitiyor. İsrail'de ne, ne yapmaya çalışıyor. Hele şimdi artık Lübnan'a kaydı olay. Lübnan'da ne dönüyor onu anlamaya çalışıyorum. Saatlerce seyrediyorum. Önümde 2-3 tane ekran açık. İsrail'in Türkiye ile ilgili bir meselesi yok. Bağlanan yorumcular, anlatan muhabirler. Bir tanesinin ağzından Türkiye kelimesi çıkmadı. Bakın bir yılı geçti süre. Bir yıldır Türkiye hiçbir yerde yok. Ne ara var ne müzakerelerde. Anthony Blinken bile lütfen bir kere uğradı. Veya iki kere neyse. Onun dışında her ülkeye defalarca gitti çevredeki. Yani kimse seni takmıyor. Konuyla ilgili görüşünü bile merak etmiyor. Sonra da diyorsun ki İsrail bize gelecek. Ya böyle de bir şey yok. Vallahi duymadım billahi duymadım. Her kaynağa bakıyorum. Ne İsrail'in Türkiye ile ilgili böyle bir düşüncesi var ne de Türkiye bir yıldır konunun içinde. Yok böyle bir şey. Ama üfürüyorlar. Bunu pişiriyorlar. Yani buradan da acayip bir şey çıkarmaya çalışıyorlar ki zaten birbiriyle bağlantılı. Yani Orta Doğu'daki yeni şekillenmeyle içerideki Kürtlerle yakınlaşma ya da Kürtlerle yeniden bir çözüm süreci arayışı, Efkan Alan'ın bakanlığa getirilecek olması falan arasında bir ilişki var yani. Dış politikadaki çıkmaz, iç politikadaki açmaz. Yani böyle bakın. Yanılmazsınız yani. Ama bilmiyoruz nereye gidiyor ne olacak. Onu da söyleyeyim. Şimdi o arada ee, vatandaşın cebinden ne planlanıyordu savunma fonuna? 2 milyar dolar aktarılacaktı. 1.4 milyar dolardı yıllık bu kredi kartından kesilecek parayla. Diğerleriyle beraber de bir sürü harçlar falan filan da vardı. 2 milyar doları buluyordu. S-400'e ki kutusunda duruyor. Tabi yerindeyse. 2.5 milyar dolar ödedi bu iktidar. Sırf ee, Rusya'dan özür dilemek için. Sırf ee, ne bileyim uçağınızı düşürdük pardon falan. Bir, bir sürü de şey elçinizi öldürdük pardon. Onun şeyi. 15 Temmuz'da aman arkamızda durun. Onun sus payı. F-35 projesine 1.4 milyar en az yatırıldı. S-400 alınıyor diye Türkiye'yi attılar projeden. Toplayın. E, 3.9 milyar doları yaktı Türkiye. Şimdi de bunun yarısı kadar bir parayı vatandaştan toplamaya çalışıyor. Gelinen durum bu. Sonra Eurofighter satışı konusunda Almanya tavrını değiştirmiş, işte efendim yumuşatmış falan. Şimdi Almanya'dan da Eurofighter peşindeyiz. Yani Amerika'dan F-35'i bıraktık, F-16 peşindeydik. O konuda da gecikmeler var. Bilmem ne kadar para ödendi, ödenecek. Şimdi Eurofighter Amerika'dan da, şey Almanya'dan da e, savaş Eurofighter savaş uçağı meselesi Olaf Scholz şeye gelecek. Türkiye'ye gelecek. Bu da konuşulacakmış. Ya hani senin kanın vardı, şunun bunun vardı. O kadar gövde gösterileri yaptın, havada uçurdun bilmem ne. Yerli, milli, savaş uçağı. Bir tarafta F-16 miadı dolmuş 40-50 yıllık bir teknoloji için ABD ile pazarlık yapıyorsun yüzün yerde. Öbür tarafta Almanya'dan Eurofighter almaya çalışıyorsun. Nerede Kaanlar, Maanlar, şunlar bunlar. Yerli milliler. Erdoğan'ı da giydirdiler, üniformayı yürüttüler. Onu da şey, profil fotoğrafı yaptı hala twitter adresinde duruyor bir tanesi sormaz mı ya bu kadar mı balık hafızalısınız ya, ya 6 ay önce 7 ay önce 8 ay önce olan biteni anlatıyorum ya o kadar böyle tarihin derinliklerine götürmüyorum sizi şimdi bir bu sığınmacı meselesi var ee, başvuruları kabul edilmeyenlerin Almanya'dan Türkiye'ye gönderilmesi meselesi var. O konuda anlaşma sağlanmış görünüyor. Bir diğer konu da Alman hükümeti. Bu biraz da Almanya'da yaşayanları, gurbetçileri ilgilendiriyor. Türkiye'de evi ve parası olan Türklerin peşinde uyarı mektupları gitmeye başlamış. Mektuplarda sosyal ağlarda paylaşıldı. Sebep şu. Şimdi Almanya'da yaşıyorsun. Vergi vermen lazım. Sosyal yardım alanlar da var. Ama Kayıt dışı aldığını kazandığını işte nakit çalışıyorlar falan filan Türkiye'de yatırıma döndürüyor falan. Şimdi Türkiye ile Almanya'da tam anlamıyla böyle bir veri bilgi paylaşımını gerçekleştirince bunlar iot gibi ortaya çıkıyorlar. Yani Almanya'da e, vergiden kaçırdığı parayı Türkiye'de gayrimenkule çevirmiş ya da Almanya'da sosyal yardımla yaşıyor Türkiye'de işte efendim şey evleri var mülkleri var falan. Şimdi bütün bunlar ortaya çıkınca da. İki devletin mali bilgilerini birleştirmesiyle e, Almanya'daki göçmenler için zor bir durum ve dönem başlıyor. Fakat bu şunu unutmayın gittiğiniz bir yerde bir vatandaşlık aldığınızda e, doğal doğma büyüme oralı değilsiniz. Yani ana vatanınız orası değil. Aldığınız vatandaşlık da ilelebet devam edecek yüzde yüz garantili iptal edilmeyecek bir şey değil. Böyle şeylerde şak diye iptal edip gönderiyorlar kapının önüne koyuyorlar koyadabilirler Bu konuda yasalar da çıkarabilirler. Her şeye elverişli bir döneme girdik. Bakın içinde 16 göçmen bulunan ilk İtalyan gemisi daha önce vermiştim Arnavutluğa ulaşmış. İtalya Arnavutluk'la anlaştı ve kendine gelen göçmenleri Arnavutluk'taki kamplara gönderiyor. Zaten bu caydırıcı etkisi olan bir şey. Yani Arnavutluğun milyon kişiyi taşıyacak kamp, kamp yapma şansı yok. İtalya parayı verecek. Arnavutluk'ta göstermelik birkaç yüz veya birkaç bin göçmen için kamp tanzim edecek. Zaten bunu gören göçmenler birkaç ay sonra ya bizim İtalya'ya gitmemiz yani biz İtalya'ya hiç gitmeyelim çünkü İtalya paketleyip Arnavutluğa gönderiyor diyecek. İngiltere'nin Ruanda planı da öyleydi. Ruanda'ya birkaç uçak göçmen gittikten sonra göçmenler İngiltere'ye gelmeyi kesecekti. Plan oydu. Şimdi burada da aynı durum geçerli ve göndermeye başlamış. Peki sonra ne oldu? İki haberi alt alta getiriyorum. Varın siz yorumu Gerçi yorum yukarıda bugün sığınmacılar yarın Avrupa Birliği ile Arnavutluk Başbakanı 2030'a kadar Avrupa Birliği'nin tam üyesi olmayı hedeflediklerini söylemiş. E yani göçmen kabulü de bunun bir parçası demek ki. Sen şu göçmenleri kabul et 5-6 sene sonra üyesin. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ki bu kadın bayağı bir gözden düştü. Son birkaç yıldır attığı adımlarla yaptığı açıklamalarla. Avrupa Birliği'nde sınır dışıları kolaylaştıracak yaşa hazırlığından bahsetmiş. AB'nin göç politikası ancak burada kalma hakkı bulunmayanlar için etkin şekilde geri gönderilirse sürdürülebilir diyor. Avrupa kapanıyor. Kara sınırlarında kontroller başladı. Onun da ötesinde bambaşka gelişmeler olacak gibi görülüyor. Hayli güç zor bir döneme girildi. Yani Türkiye'de biliyorum Schengen vizesi zorluklarını Almanya ne bileyim Almanya'da fuara gidemiyor insanlar. Şu anda zannediyorum Frankfurt Kitap Fuarı var. E, okuyorum. Yani işimizi yapmaya gidemiyoruz, iş vizesi alamıyoruz falan diye yani hani zevkine gezmeye falan da değil. Fakat işte bütün bunların hepsinin bir sonucu alt alta toplayınca. Birleşmiş Milletler, İsrail'e dönelim. İsrail'in e, saldırıları karşısında Lübnan'ın %25'inde, tahliye emri vermiş. Yani İsrail bir yere saldırmadan evvel telefonlarla otomatik arayıp insanlara işte kaydedilmiş bir mesajı dinletiyor. Sosyal ağlardan uyarılar da bulunuyor falan. Lübnan'ın %25'ine tahliye emri vermesi Güney Lübnan'ı ya da Beyrut'un güneyini boşaltın demesidir. Zaten 1.2 milyon insan evinden olmuş durumda. Eğitim durmuş durumda, online eğitime geçilmiş durumda. çok ciddi özellikle kadınlar ve çocuklar için Problemler var, temizlik problemleri var, banyo problemleri var, sağlık problemleri var, ilaç problemleri var, var oğlu var. Ve elbette bir süre sonra da bu durum devam ederse asayiş problemi başlayacak. Öyle de bir konu var. Fransa Cumhurbaşkanı son derece kaygılı Netanyahu İsrail'in BM kararıyla kurulduğunu unutmamalı demiş. Çünkü e, olay Lübnan'a sıçrayınca, Lübnan'da Fransa'nın geriye doğru tarihi ilişkileri var ve Fransa başkanları da sıklıkla Lübnan'a gider gelirler ve orada bir takım işbirlikleri vardır. Öteden beri bu vardır ve Fransa'nın Lübnan'a ilgisi yeni değildir ve oradaki gelişmelerin gelişmeleri gelişmeler üzerine en çok kaygılanan ülkelerden biri de Fransa'dır. Ondan dolayı Birleşmiş Milletleri hatırlatıyor ama Fransa ve Fransa başkanı yalnız bu konuda. Son haber... İsrail Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. Nebatiye Belediye Başkanı hayatını kaybetmiş. Adam Ahmet Kahil kriz merkezi toplantısı yürütürken öldürülüyor. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi bu şey çok yaygınlaştı. İşte Hizbullah'ı biz vuruyoruz. Terör örgütü ve militanları işte hedefimiz. Devamla onlar da sivilleri kalkan olarak kullanılıyor. Millet de bunu yiyor. Bakın. Hizbullah, Hamas şubu falan meselesi değil. Lübnan'da Hizbullah çok etkili bir güç odağı. Sivil hayatın içerisinde bir takım yönetim kademelerinde güvenlikle ilgili kendi işte askeri gücüyle ilgili falan bir bir şeyisi var. Ve bütün Lübnan'a bir yönüyle dağılmış durumda. Beyrut'ta da öyle. Yani şimdi siz içinde birkaç Hizbullah militanı var veya Hizbullah üyesi var diye o binayı havaya uçuramazsınız. Ama bunu Batı'da Alman Dışişleri Bakanının son demecini gördüm. Batı da bunu anlayışla karşılıyor. Diyor, sivilleri kalkan olarak kullanıyorlar. Sivilleri kalkan olarak kullandıkları yok. Evet var. Hamas da yaptı bunu. Ama bundan haberi olmayan siviller de var. Dediğim gibi içinde birkaç tane e, e, Hizbullah militanı var diye bir apartman havaya uçurursanız... ...oradaki herkes de gider. Sonra da ne oluyor? Sivilleri kalkan... Hizbullah sivilleri orada kalkan olarak kullanıyor olabilir sivillerin içinde yaşayarak. Ama sivillerin bundan haberi yok. Neyse ben de anlatıyorum. İş başka bir yere gidiyor. Bakalım göreceğiz ama... Son derece sıcak haftalara doğru giriyoruz. 2025'in çok daha sıcak geçeceğini aylardır söylüyorum ki gelen işaretler de bunu teyit ediyor. Bir sonraki ayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.